Evet değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Stoger M3500 Max 5 Camo model silahımı tanıtacağım. Silahla alakalı internette birçok olumlu ve olumsuz bilgi var. İki sezondur tüm avlarda kullandığım, tecrübe ettiğim silahı bu silahı merak edenler için, almak isteyenler için tanıtmaya çalışacağım. Olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsedeceğim. Öncelikle internette en çok duyacağınız şey bu silahla alakalı ağırlığı olacaktır. Fakat eski süperpozelerle vesaire kıyasladığımızda neredeyse aynı olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Çok da ağır bir silah değil. Ağır olmasının nedeni de şu, zaten 89 yatak bir silah. Yüksek gramajlarda mermi atacağız. 66 grama kadar mermi atıyorum. Haliyle bize güven vermesi gerekiyor. Biraz ağırlığında olması gerekiyor. Arkadaşlar benim boyum 1.85. Kol boyum uzun. Bu nedenle bu silah bana tam manasıyla oturdu. Yani bu silahta kendim buldum diyebilirim. Bu sene yaptığım bıldırcın, keklik, tavşan avlarını gruptan, kanaldan izleyebilirsiniz. Yani mükemmel mesafelerden keklikler vurdum. Duble vuruşlar yaptım. Yine bıldırcında duble triple vuruşlar yaptım. Bu silahın benim için en güzel yanı omuzladığım an gözüme gelmesi. Silahta iri bir arpacık var. Ve eğer vücudunuza da uymuşsa bu silah, gerçekten av kaçırmak kolay kolay başınıza gelebilecek bir şey değil. Fabrika 32 gram altına garanti vermiyor. Fakat ben 24 gram bıldırcın fişekleri dahil olmak üzere trap fişeği 32 gram, 34 gram, 66 grama kadar el dolusu saçma ve kurşunlar dahil olmak üzere tamamını sorunsuz atıyorum ve kullanıyorum. Zaten videonun devamında sizlere tek kurşun atışlarını göstereceğim. Çok güzel domuz avları da yapıyorum bu silahla. Yani adeta aşığım diyebilirim bu silaha. Olumsuz yönü ilk olarak ağırlığından bahsettik. Biraz ağır bir silah. İkincisi şöyle bir durum var. Kinetik modellerde bu durumu rastlarsınız. Şimdi ani bir durumda eğer mermi koymanız gerekirse, mesela tavşan avındasınız, domuz kalktı, mermiyi değiştireceksiniz. Eğer yavaş bırakırsanız kinetik sistem tam manasıyla oturmuyor. Gördüğünüz gibi şurada bir aralık kalıyor. Bu sebeple maalesef birkaç domuz kaçırdım. Yataktan kalkan ve beni fark etmediğini düşündüm. Ses yanmayayım diye. Yavaşça fişeği değiştirip saldım ve bu şekilde kafa oturmadığı için maalesef mermi patlamıyor. Yani bunu bırakmanız gerekiyor oturması için. Bir olumsuz yanı bu. Kinetik model silahların hepsinde var mı bilmiyorum ama bu silahta var. İkincisi, fabrikayla tartışma konusu yaşadığım askı kayış aparatının olmaması. Yani bir silahta, bence satılan bir silahta mutlaka askı kayış aparatının olması gerekiyor ki insanlar bunu sürekli elinde taşıyamazlar avda. Bazen sırtlarına takmaları da gerekebilir. Bunu özellikle para verip satın alıyorsunuz. Bunun dışında her gramda mükemmel çalışan, avda size keyif verebilecek, ağırlığıyla, namlu kalitesiyle size keyif verebilecek mükemmel bir silah. Bunun normal modelleri de var tabii ki. Ahşap ve plastik modelleri de var. Ben bu silahı aldıktan sonra ekibimizde birçok arkadaşım M3000 Peregrine ve M3000 modellerini de satın aldılar. Gerçekten çok memnun kaldık. Uçar avlarında da çok başarılı. Ama yüksek bant olmasından dolayı belki düz banta, düz şeride alışmış arkadaşlar sorun yaşayabilirler. Ben bu sorunu hiç yaşamadım ilginç bir şekilde. Bundan önceki silahım Kral otomatikti. Ve onda bazen omuzladığım zaman nişan alma evresinde saniyeler geçiyordu. Çünkü dipçik boyu biraz kısaydı o silahın. Bunda böyle bir sorun yaşamadım. Omuzladığım an av gözümün önüne geliyor ve saniyelik atışlar yapıyorum. Zaten kanalımda
tavşan ve keklik avları var, refleks atışlar var, çok ani atışlar var. Zaten gözünüze gelmese bu atışları yapamazsınız. Ben alacak arkadaşlara kesinlikle öneriyorum. Ben çok fazla bilgi bulamadan gidip satın aldım. İkinci el olarak aldım. Yakın bir arkadaşım da vardı, bir silah kullanıyordu. Biraz ona büyük gelmiş silah. Ben ondan satın aldım. Ama hayran kaldım yani. Stalker'ın zaten namlı kalitesine diyecek hiçbir şey yok. Yani çok uzak mesafelerden birkaç saçma değse dahi avınızı alabiliyorsunuz. Bazı siyah modellerde, yani kaplamasız modellerde küflenme durumunun yaşandığını söylüyor arkadaşlar. Ben bunu yaşamadım. Açıkçası bu silahın şurasında var mesela siyah bir kısım. Fakat öyle bir sorun yaşamadım. Bakımlarını da yapmaya çalışıyorum. Yani sezon başında yapıyorum açıkçası. Sezon ortasında bir defa yapıyorum. Ondan sonra sezon bitince yapıyorum. Yani çalışmasında kesinlikle hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı olmuyor. Bir defa sorun yaşadım. Bunu belirtmek isterim. Fabrikanın arıza durumundaki tutumunu anlatmak isterim size. Bir defa sorun yaşadım. Bu da ben kaynaklı oldu. Arkadaşımın sıkıladığı bir tek kurşun kullandım. Atış esnasında silah namlunun gövdeye giren kısmındaki metal kısmı parçaladı. Kafayı kilitledi. Zaten fişeğin tüm metal parçaları şişmişti, kapsülü çıkmıştı. Plastiği şişmişti. Yani ciddi şekilde barut konulmuş. Belki iki defa barut koydu arkadaş, bilmiyorum. Belki başka bir silah olsa elimde parçalanabilirdi ama bunu da sadece parça kırığıyla ve mekanizmasının kilitlenmesiyle atlattım. Bunu fabrikaya gönderdim. Sağ olsunlar, garanti süresinin bitmesine rağmen mekanizmayı, burayı değiştirdiler. İçerideki kırılan parçayı değiştirdiler. Namluyu tekrar boyayıp gönderdiler. Bu konuda da fabrika benden tam not aldı. Hiçbir masraf çıkartmadan silahımı geri gönderdiler arkadaşlar ve aynı performansı sergiliyor yine. Fabrikada Ayşe Hanım var. Çok ciddi manada ilgileniyor. Yani silah almakla bitmiyor. Sonraki yaşadığınız sorunlarda fabrikanın arkada durması da çok önemli. Bu videoyu kendi kendime çekiyorum. Hani fabrikanın ya da Stalker firmasının herhangi bir talebiyle değil. Gerçekten çok memnun kaldığım için çekme ihtiyacı duydum. Yani adeta aşık olduğum bir silah arkadaşlar. Ekibimizde de sayısı her geçen gün artıyor. Silahın değeri herhalde 3 milyar ile 3,5 milyar arası şu anda. Ben Slug namlusunu da satın aldım. Bir 600 lira gibi bir rakamla Slug namlusunu da satın alabilirsiniz domuz avları için ama biz ekipteki arkadaşlar da aldı. Çok fazla kullanışlı bulmadık Slug namluyu. Nişan almak biraz zor oluyor. O sebeple bununla domuz avları yapıyoruz. Normal şerit ya da işte yüksek bant namlularla domuz avlarımızı yapıyoruz. Ve güzel vuruşlarda yapıyoruz. Zaten kanalımızda mevcut. Başka bununla, evet, şurada atalım. Şurada dürbün ya da red dot takma aparat montajlama kısmı var. Fabrika yine bu aparatı satıyor bildiğim kadarıyla. Buralara montajlıyorsunuz. Dediğim gibi askı kayış aparatlarını fabrikadan parayla satın aldım. Bu da fabrikanın bence bir ayıbıdır, olumsuz yanıdır. Bence Türkiye'ye verdikleri her silaha mutlaka askı kayış aparatlarını takmaları gerekiyor. Uzun bir silah. Bazen arabaya sığdırmakta bile zorluk yaşıyoruz. 71 namlu bu arada silah. Ama işte uçar avlarında çok güzel performans sergiliyor. Uzak yakın mesafelerde çok güzel vuruşlar sergiledi. Birazdan sizin için 40 adıma yerleştirdiğim, arkamda ortasını kırmızı boyadığım beyaz bir kağıt var. Aslında ava gelmiştim bugün de. Avı biraz erken bitirince bir video çekeyim dedim. O yüzden hazırlıksız olarak geldim. Kusura bakmayın. Arabadaki bir kağıdı boyadım. Şimdi kağıda 3 tane tek kurşun atışı yapacağım. Sonra da bir saçma atışı yaparız. Grupmanına bakarız. 40 adım. Yani 30 metre falan vardır diye düşünüyorum. Sizler için de bir fikir olur. Yani çok profesyonelce bir çekim olmayacak belki ama
alacak arkadaşlara fikir olacağını düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Başka aklıma gelen bir şey yok silahla alakalı. Söylemiştim 89 yatak, yani Super Magnum fişekleri dahi atabiliyorsunuz. 66 gram Mirage'ın fişeklerini geçen yıl Ördek'te denedim. Mükemmel patlıyorlar. Yani o mermilerde de sorun yaşamıyorsunuz. 24 gram Bıldırcın mermilerinde de sorun yaşamıyorsunuz açıkçası. Ama fabrika 32 gram altına garanti vermiyor. Bunu tekrar belirtelim. Şimdi kafa kamerasını kafama takacağım ve 3 tane kurşun atışı yapacağım. Sonra ona bakarız. Daha sonra da saçmayla grupman denemesi yaparız birkaç saçmayla. Hadi bakalım. Evet, 40 adıma diktiğimiz kağıdımızı 3 atış yapacağız. Evet, ilki ekstrem, avvaisinin çok övdüğü bir mermi. Bir bunu denemek istiyorum arkadaşlar. Sonra da benim kendi sıkılarımdan, 1.80 barutla yaptığım sıkılardan global, varsa bir tane de Gualandi atmak istiyorum. Bir bakayım. Saniye arkadaşlar. Bir tane de Gualandi deneyeceğim. İlk önce ekstremi atacağım. Gualandi'yi en son atacağım arkadaşlar. Evet. Destekli atış yapacağım. Ki isabetli gitsin. Arkadaşlar kağıt parçalandı. Tekrar düzeltmemiz lazım. Kurşun taşa çarptığı için maalesef kağıdı parçaladı. Hafif sol gitmiş zaten. Tekrar atış yapacağım. Şimdi globale atıyorum. 1.80 barut kendi sıkılarım. Bu arada ekstrem kurşunun da çok sertmiş. Hoşuma gitti yani. Evet. İkincisi global. Kağıdımız parçalandı. Arkasında taş olduğu için. Evet, bu kendi sıkım. Kendi sıkılarım çok isabetli gidiyor arkadaşlar. Buradan Kemal abimi de anmak istiyorum. Kemal abiyle doldurmuştuk. Şöyle yapalım. Kağıdında atış yapacak bir hali kalmadı. Şöyle katlayıp bir atış yapacağım. Şuraya bir atış yapalım arkadaşlar. Çünkü kötü parçalandı gördüğünüz gibi. Sağ taraftaki beyaz boşluğa bir atış yapacağım. Kurşun atışı gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi orta noktaya toplanıyor atışlar. Domuz avı için düşünenler, güçlü bir silah düşünenler Stoger M3500'ü tercih edebilirler. Çünkü eline aldığın zaman
gerçekten güven veren bir silah. Evet. Son olarak sağdaki beyaz kısma bu alandiyi atıyorum arkadaşlar. Sağ üst kısımdan vurdu, görüyorum burada. Şimdi bir de saçma performansına bakalım. Bir de saçma performansına bakalım. Evet, boş. Evet, son attığım kurşun arkadaşlar şuradan geçti, bakın. Şöyle. Evet. Şimdi saçma deneyelim bakalım. Bunlar bir A4 kağıdı boyutunda kağıtlardı. Dosya kağıdı. Grupman denemesi yapalım bir. Arkadaşlar. Keklik avlarında bu tüfekle bu sene S4 7 numara kullanmaya başladım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yine Rio 6 numara ve Mirage 6 numara kullandım. Sizin için bir tane S4 7 numara atmak istiyorum arkadaşlar. Bir onunla deneyelim. Grupmanı. Şurada bakın, bir tane 7 numara S4. Bir bakalım grupmana. Evet. Bu sene müthiş avlar vurdum arkadaşlar bu saçmayla S4. Şöyle attım bakın. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dağılımı güzel. Şöyle yapalım. 23 tane. Bir tane de Mirage 6 numara atalım. Ve tanıtımımızı bitirelim. Evet, bunu da desteksiz atalım arkadaşlar. 40 adıma attım bunu. Boş. Evet. S4'ün performansı çok daha iyi görünüyor. Mirage'a göre. İri olanlar Mirage. Yine 20 kadar da Mirage var arkadaşlar. Mirage'da da güzel birkaç keklik vurdum. Ama S4'teki performansı ve BP'deki performansı alamadım tabii ki. S4'ü bulmak zor. Her yere gelmiyor. O yüzden genelde BP kullanıyorum açıkçası. Evet dostlar, silahımız böyle. Umarım faydalı bir çekim olmuştur. Daha iyi çekimler için ve tanıtımlar için
Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Çünkü sizlerle birlikte büyüyeceğiz ve daha iyi işler yapacağız. Yakın zamanda Red Dot siparişi de verdim. Diğer silahımın üstüne montajlanıp gelecek. Onunla da tek kurşun atışları yapacağız. Red Dot'u domuz avında nasıl kullanabiliriz? Artıları, eksileri bunu da değerlendireceğiz. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Evet, karşıdaki beyaz taşa bir kurşun atışı yapıyor. Arkadaşlar, domuz olsa vurmuştum. Bakın, karşıdan attım. Tam burada. Güzel atış.